Şimdi dün dost dediklerine bugün düşman, dün düşman dediklerine bugün dost diyorlar. Tüm bu U dönüşleri yönetime duyulan güveni daha da yıpratıyor. Çıkan hesabı da maalesef ülkemiz ve milletimiz ödüyor. Erdoğan ekonomide de çark üstüne çark yapıyor. Sürekli birbiriyle çelişen, günübirlik kararlar alıyor. Ekonominin lastiğini patlattı. Şimdi yama üstüne yama yaparak arabayı yürütmeye çalışıyor. Ama artık lastik de yama tut. Bilimden ve akıldan kopuk her karar belirsizliği, ekonomide belirsizliği daha da arttırıyor. Milletin aşını, işini küçültüyor, ülkemizin ufkunu karartıyor. Milletimize bu dünyada cehennem azabı çektiriyor. Değerli basın mensupları, Dış politika bir ülkenin devleti ve milletiyle yüksek somut çıkarlarını uluslararası arenada korumayı amaçlayacak şekilde tasarlanır. Buna göre de yürütülür. Bu nedenle dünyanın her yerinde dış politika partiler üstüdür milli bir konumu vardır. Hükümetler gelip geçer ancak devletlerin stratejik öncelik ve hedefleri hep baki kalır. Bu temel prensip bugüne kadar bizim dış politikamıza da yön vermiştir. Erdoğan'dan önceki cumhuriyet hükümetleri dış politikayı partiler üstü görmüş, iç politikanın bir uzantısı haline asla getirmemişlerdir. Erdoğan 2010'da başlayan Arap Baharı'ndan kendisine bir hilafet elbisesi çıkarma hayaline kapılmış, ideolojik hoyratlığı, dış politikayı kullanıp içeride oy devşirme hırsı, dış politikamızı vesayet altına almıştır. O günden bu yana da dış politikamız ne yazık ki milli olma vasfını yitirmiştir, parti politikasına haline gelmiştir. Erdoğan'ın koltukta kalmak için kullandığı sıradan bir araca dönüşmüştür. Bu dönemde dış politikada akıl ve sağduyu yerine hamaset ve popülizme bırakmıştır. Dışişleri Bakanlığımız ehliyet ve liyakat kurumu olmaktan çıkarılmış, AK Partili siyasilerin arpalığına çevrilmiştir. Bakara makara diyerek mukaddes kitabımızla alay eden, elbise askılarında, ayakkabı kutularında rüşvet aldığı iddia edilen bakanlar, saray şürekasına mensup eski siyasetçiler Erdoğan tarafından büyük elçi atanmıştır meslekten yetişmiş ehliyet ve liyakat sahibi dışişleri kadroları ise monşer denerek bir kenara itilmiştir. Diplomasi çoğunlukla gizli değil ancak sessiz yürütülür. Erdoğan bu en temel kurala bile uymamıştır. Bağırıp çağırarak işleri yürütmeye çalışmıştır. Olgularla değil algılarla dış politika yapmaya kalkışmıştır. Her seçim öncesi sokakları coşturmak için başka ülkeleri ve liderleri düşman ilan etmekte, ölçüsüz laflar etmekte bir sakınca da görmemiştir. Daha önce de ifade etmiştim. Konfüçyus'un yemek durumunda kalmanız ihtimaline karşı sözlerinizin yumuşak ve tatlı olmasına çalışın tavsiyesi özellikle dış politikada çok önemlidir. Erdoğan Davos'ta One Minute tiyatrosunu oynarken İsrail için ne demişti? Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Erdoğan İsrail için daha neler dedi neler. 2014 yılında çıktı. İsrail şu anda terör estiriyor. İsrail şu anda bir soykırım yapıyor. Ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsrail'le olumlu bir şey düşünemem dedi. Peki İsrail'in bölgedeki pozisyonu, hedefleri değişti mi? Hayır. Hepsi yerli yerinde duruyor. Ama ben görevde olduğum müddetçe İsrail'le olumlu bir şey düşünmem diyen Erdoğan çark etti. Tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı. Seçimler yaklaşırken de İsrail'le ilişkileri yeniden büyükelçilik seviyesine çıkardı. Anlaşılan Erdoğan hafızayı beşer, nisyan ile maluldur sözüne çok fazla güveniyor. Ama yaptıkları, söyledikleri, sözleri hepsi arşivlerde duruyor. Erdoğan sadece yabancı devletler karşısında değil, kendi yurttaşları karşısında da çokça çark etti. 2010'da Mavi Marmara olayında İsrail bir gemimize baskın yaptı. 10 yurttaşımız hayatını kaybetti. 56 kişi yaralandı. 17 Haziran 2014'te Erdoğan bu geminin Gazze'deki bebeklere yardım götürmek isteyen bir insani yardım kuruluşuna ait olduğunu ve de hükümetten izin aldığını söyledi. Ama 29 Haziran 2016 geldiğinde Erdoğan yine çark etti. Yani omurga kıracak bir çarkla Erdoğan Mavi Marmara'da ölenlerin yakınlarına siz böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz diye verdi. Yetmedi Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatları Mavi Marmara'da yaşamını yitirenleri Tehlikeyi bilerek Gazze'ye gitmekle, ölenlerin yakınlarını da sebepsiz zenginleşmekte itham etti. Erdoğan'ın dış politikada çark üstüne çark ettiği bir başka adresse Mısır. Mısır, Türkiye için önemli bir ülke. İki ülke halkının yüzyıllarca beraber yaşamışlığı var. Tarihsel, kültürel, derin bağlarımız var. 2013'te Mısır'da bir darbe oldu. Elbette hiçbir darbe mazur görülemez. Bu darbeden hemen sonra Sayın Genel Başkanımız Büyükelçilerimiz Sayın Faruk Loğlu ve Sayın Osman Korutürk'ü Mısır'a gönderdi. CHP heyeti hem Mısır yönetimiyle hem de Müslüman kardeşlerle görüştü. Türkiye'nin darbelerle ilgili acı tecrübelerini onlara aktardı ve taraflara itidal telkin etti. Erdoğan o zaman Sayın Genel Başkanımıza teşekkür edeceğine açtı ağzını yumdu gözünü. Müslüman kardeşlerden daha fazla ihvancılığa soyundu. Mısır'ın iç işlerine müdahil oldu. Mevcut Mısır Devlet Başkanı'na El Eser Üniversitesi şeyhine etmedik hakareti bırakmadı. Hatırlayalım daha 3 yıl önce 2019 yılında Sisi bir zalimdir, demokrat değildir. Cumhurbaşkanı Mürsi'nin dramının da birileri tarafından unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz diyor Erdoğan. E şimdi Mısır'la istihbari diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim demeye başladı. Ama bu sefer de Mısır Devlet Başkanı işi ağırdan alıyor. Yine dış politikada bir başka çark edilen ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Saray şürekası ve yandaş basın bu ülkeyi 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçlamışlardı. Sonra ne oldu? 15 Temmuz'un finansörü dedikleri emirin ayaklarına Türkuaz halı serdiler. Bir de Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaşananlar var. Tam bir trajikomedi. Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayeti Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Su Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne etmedik laf bırakmamıştı. Suudi Veliaht Prens için yandaş medyasında katil, seri katil manşetleri de attırdı. Gazeteleri Kaşıkçı'nın ölüm emri Selman'dan diye koca puntolu başlıklarla çıktı. Ama sonra gösteririz ama vermeyiz dediği Kaşıkçı dosyasını bizzat kendi eliyle Suudi Arabistan'a teslim etti. Ondan sonra da katil, seri katil dediği prensi bir güzel kucaklayıp öptü. Necip Fazıl'ın dediği gibi insanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan korkacaksın. Erdoğan paraya sıkışınca körfez şeyhleri, emirleri için düz söylediği ne kadar ağır söz varsa bugün hepsini bir güzel yalayıp yuttu. Diplomasi ilkelere ve kurallara dayalı bir uğraştır. Ancak Erdoğan'ın elinde Türkiye her alanda olduğu gibi diplomaside de en temel ilke ve kurallardan uzaklaştı. Öngörülemez, ne yaptığı kestirilemez bir ülkeye dönüştü. Erdoğan'ın gerçeklikten kopuk ergen romantizminin ve ideolojik bağnazlığının ülkemize en ağır ödettiği bedel ise Suriye'de oldu. Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılma rüyası bu ülkeye korkunç zararlar verdi. 4 milyon Suriyeli ülkemize girdi. Bir o kadarına da Suriye'de bakmak zorunda kaldı. 40 milyar dolardan fazla bir para Suriyeliler için harcandı, hala da harcanmaya devam ediyor. Erdoğan döneminde ilk defa ülkemizde bir vatan toprağını terk edip kaçma zilletini yaşadı. Süleyman Şah'ın naaşını sırtlayıp oradan oraya gezdirdiler. Suriye'de IŞİD'e karşı göğüs göğüse çarpıştık. Mehmetçilik, Mehmetçiklerimiz Rus şetlerinin hedefi oldu. İdlib'de 34 Mehmetçiğimizi şehit verdik. Suriye'de maaşını ödediğimiz ÖSO unsurlarının şanlı bayrağımızı yakması rezaletini de gördük. Biz Suriye krizinin başından itibaren diyalog ve müzakereden yana olduk. Çünkü Mısır gibi Suriye ile de köklü bir tarihi geçmişe sahibiz. Sadece tarihiyle değil, Suriye ile bir de 850 kilometrelik bir kara sınırıyla bağlıyız. Tüm bu hakikatleri dikkate alarak Sayın Genel Başkanımız 2011 Eylül ayının hemen başlarında yine Sayın Faruk Doğulu başkanlığında bir Cumhuriyet Halk Partisi heyetini Suriye yönetimiyle görüşmeye gönderdi. Heyetimiz Esad Suriye Meclis Başkanı ile görüştü. Hama, Humus ve Halep'te ziyaretler gerçekleştirdi. Sorunların müzakere ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğine işaret etti. Biz diyalog kanallarını kesmeyin dediğimizde Erdoğan bize etmedik, hakaret bırakmadı. Ama bugün yine çark etti. Şimdi devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog ve veya diplomasi kesilip atılamaz diyor. Bize ahkem kesiyor. Daha düne kadar Suriye'nin geleceğinden Esed yok dediğini unutmuş. Şimdi Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok diyebiliyor. 11 yılın sonunda Kızıl Elma unutuldu gitti. Şimdi Erdoğan Kalleş Esed dediği Suriye Devlet Başkanı'na Kardeş Esad demeye hazırlanıyor. Hem de kimin telkiniyle? Putin'in telkiniyle. Marabayla Ağa'nın hikayesinde olduğu gibi madem işin sonunda tüm söylediklerinizi yalayıp yutacaktınız bu kadar pisliğe ve kire neden sebep oldunuz? Siyasette kuraldır. Kirleten bedelini öder. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Cemil Çiçek de siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler diyerek durumu bir güzel özetlemiş. Bugün Erdoğan'a İhvan-ı Müslim'in rüyasına sala verdiriyorlar. Bu uğurda söylediği ne varsa yutturup yediriyorlar. Artık Erdoğan siyaseten topal ördektir. Seçimler yaklaşırken paraya ihtiyacı vardır. Dış politikada bir başarı hikayesine ihtiyacı vardır. Şimdi müzik kutusu gibi kim parayı verirse onun şarkısını çalmaya başlamıştır. Bu kadar çark sağlığa zararlıdır. Omurgası olanı belini kırar. Bu kadar çark itibar kazandırmaz. Ancak çark, insanı çarkçı başı yapar. Bu çarkçı yönetim anlayışı ülkemizin âli menfaatleri ve ulusal güvenliğimiz için de büyük bir risktir. Biz buradan hem Erdoğan'ı hem de tüm uluslararası muhat muhataplarımızı bir uyaralım. Kimse artık bu gidici olduğu belli yönetimin zafiyetlerini kullanıp kalıcı olmayacak tavizler koparmaya kalkmasın. Kısa vadeli kazanımlar uğruna kimse uzun vadeli Türkiye ile olan ilişkilerinde kimse uzun vadeli çıkarlarını riske atmasın. Herkes adımlarını bu gerçeğe göre ayarlasın. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.